Survivor'da kılıçlar kuşandı. Survivor'da olaylı konsey. Yasin ve Barış diskalifiye mi oldu? İşte adadan elenen o isim. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışması hız kesmeden devam ediyor. Eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da bu akşam aynı zamanda Yasin ve Barış'ın kavgası vardı. Öncelikle o yarıştan ihraç edildiler. Ne olacağı merak edilirken Acun Ilıcalı iki yarışmacının diskalifiye olup olmadığı ile ilgili verilen kararı açıkladı. İşte detaylar. Öte yandan Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın da söylediği cümleleri yanlış bulduğunu ifade etti. Bu tarz kavgalara tepkisiz kalamayacağını söyleyen Ilıcalı cezayı açıkladı. Barış ve Yasin diskalifiye mi edildi? Sinirlerin gerildiği yarışmada Barış ve Yasin'in kavgası damga vurmuştu. Olaylı konseyde ise Barış ve Yasin hakkında karar verildi. Dün akşam yayınlanan Survivor eleme gecesinde Acun Ilıcalı uzun bir konuşma yaptı. Bu tarz kavgalara sessiz kalamayacağını ve göz yumamayacağını, her yarışmacı sevdiğini ve kaybetmek istemediğini de belirtti Ilıcalı. Acun Ilıcalı olmaması gereken şeyler oldu. Yapılan hareket bizim müsamaha yapma şansımız olan hareket değil. Bunlar programımızda olsun istemiyoruz. Fitili ateşleyen Yasin'dir. Barış ve Yasin'in kavgalarının başlangıç sebebinin Yasin olduğunu söyleyince Acun Ilıcalı Yasin tepki gösterdi. Öncelikle şunu açıklamamız gerekiyor. Survivor'da Barış ile Yasin arasında yaşananları büyük bir merakla izledik. İzlediğimiz fragmanda tartışmanın öncesinin olduğu da açıktı. Ödül oyununun başlangıcında daha ilk turda Yasin en başta ilk oyunu kaybetti. Sessiz olun diye gerildi. Oyunu alamadığı için Aycan ve Gizem oynadı. İşte Yasin'in kopma noktası da buradan sonra devam etti. Tamamıyla Yasin'in oyun esnasında yaptıklarıyla orantılı olarak bir tartışma yaşanmış, bunu gördük. Aslında kavganın sebebi çok açık bir şekilde belli. Yasin oyun başından beri sürekli negatif enerjisiyle takımı resmen zehirliyor. Diğer yarışmacılardan da sadece Berkan, az da Ardahan ona sakin olmasını söylüyor. Maalesef oyunu izlemiştik ve yayında ses kısılmalarından anladığımız iki ismin de küfür ettiğiydi. İki isim de haksızdı. İki isim de çok yanlış yapmış. Yasin ve Barış birbirlerine küfürler ve kötü kelimeler kullanmıştı. Baştan beri yanlış olan şey oyun başladığından beri Yasin'in konuşmalarıydı. Survivor'ın başından bu yana gönüllüler takımında Yasin'e başkaldıran yoktu. Artık Barış var. Survivor bir strateji yarışması ve yarışmayı yıllardır izleyen takipçiler de bilir ki takımdaki sesi, yetkiyi tek noktaya verirseniz tüm benliğinizi de o isme emanet etmiş olursunuz. Maalesef o akşamki gibi sert bir kavga olmasaydı iyiydi ama bu sürtüşme takımın birikmiş enerjisini de kısmen de olsa atmış oldu. Burada ihale yine Barış'a kalmıştı. Dönelim Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya. Ilıcalı, yarışmacı kaybetmek istemiyoruz. Bu her Survivor'da olmuştur. Mümkün olduğu derecede size destek olacağım. Ama bu şu demek değil. Bu olaya kayıtsız kalırsak inanın yarın her şeyi görebiliriz. Buradaki konu ani tansiyon düşmesi çok güzel. Ilıcalı Survivor'da daha önce kavga edip sana akşama şunu yapacağım diye tehditlerini sürdüren yarışmacıları eledik dedi. Ama biz de Barış ve Yasin olayında yaptırım yapmak zorundayız. Barış ve Yasin, bundan sonra takımınızın kazandığı 3 ödülden yararlanamayacaksınız ifadelerini kullandı. Yasin daha önce kilo verme ödülünden dolayı 3 değil 2 ceza almayı teklif etti ve Acun Ilıcalı kabul etti. Öte yandan Acun Ilıcalı konseyde Yunus Emre'yi de uyardı. Kemikleri atarız diyen Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı tepki gösterdi ve ben seni uyarmış olayım dedi. Peki Survivor 2020'den elenen isim kim oldu? SMS sonuçlarına göre eleme adayları olan Gizem, Ardahan, Yasin, Yunus Emre, Ezgi ve Elif arasından en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim ise Ezgi oldu.